Merhaba, parçalı fonksiyonlarda türev yapacağım bu videoda. Tabi bu videoda bitmeyecek bu iş. Çünkü değişik şekilde örnekler var. Burada bakın, şurada ekranda görüyorsunuz bir tane parçalı fonksiyon var. Uzun ama garanti yol ve kısa ve pek garanti olmayan yol var. Yani buradaki bu direkt olarak fonksiyonun üzerinde hemen türev alarak yapmak kısa yol onun neden garanti olmayabileceğini de örnekle göstereceğim. Şimdi böyle parçalı fonksiyonlarda türev alırken benim tavsiyem size şöyle uzun ve garantili yolu yapmanız. Ne diyor mesela burada? fx fonksiyonu x eşittir 1'de türevlenebilir mi diye sormuş. Bakın 1'de değişiyor. Zaten bir tek 1'de sıkıntı çekebilir bu. Çünkü parçalar mesela x küçük eşittir 1 için x kare artı 1 polinom. Sonuçta her yerde türevlenebilir. X büyük 1 içinde yine polinom 2x her yerde türevlenebilir. Bir tek bu bir değişimde türevi kaybedebilir. Türevlenebilmeyi kaybedebilir bizim buradaki bu fonksiyon. O zaman bakalım. Uzun ama garanti yol dediğim şey tabii ki ne olacak? Türevin tanımı. Bunu öğrenciler bir şekilde sevmiyorlar. Türevin tanımını kullanmayı ama aslında alışsalar her şeyi buradan çok kolaylıkla yapabilirler. Tabi burada kullanacağımız limit hep şu form aslında. Şimdi burada parçalı olduğu için bakın birden büyük ve birden küçük durumu olduğu için muhakkak sağdan soldan bakacağız. Ve tabi ki nereden bakacağız? Nerede bakacağız? Türevi x eşittir 1'de deneyeceğiz. O zaman x 1'e sağdan yaklaşırken burada türev formülü olarak kullanacağım. Benim için daha pratik olan bu. Hep bunu kullanacağım bu tarz sorularda. Şimdi x 1'e sağdan yaklaşıyor. Yani x büyük 1. O zaman 2x olanı alacağız burada. 2x eksi f1 dediğimiz şey ne olacak? x yerine 1 koyabileceğimiz yer. Yani burada bakın x küçük eşittir 1 diyor. O zaman biz 1'i sadece bu x kare artı 1'de yerine koyabiliriz. Buradaki bu 2x de koyamayız. Yani buraya ne diyeceğim o zaman? 1'in karesi artı 1. Şu x kare artı 1'de x eşittir 1'i koydum. Aşağıda zaten x eksi 1 var. O zaman bu ne olacak bizim için? Limit x 1'e sağdan giderken burası 2x eksi 1 artı 1 2. 2x 2 bölü x eksi 1. Bu tabii ki şu an zaten hep paydası 0 olduğu için sıkıntı ama sadeleşme olur. 2 parantezini alırız. Yani limitimiz bu hale gelir. x eksi 1'ler gider. Sonuç 2. Sağdan türe. Peki soldan yani limit x 1'e soldan giderken, x küçük birken ki durumda da bu sefer fx yerine x kare artı 1 alacağız. Eksi f1 yine aynısı değişmiyor. Ne bulmuştuk? 2 bulmuştuk. Yine 2 bölü x eksi 1. Bu o zaman limit ne olacak? Tabii ki x kare eksi 1 bölü x eksi 1. Oradan da bu yukarısını x eksi 1 x artı 1 diye yazıp aşağıdaki x eksi 1 ile sadeleştirirsek burada x artı 1 kalır. Yani sonuç yine bizim için ne olacak? 2 olacak. Bunlar birbirlerine eşit olduğuna göre o zaman ne diyeceğiz? Bizim bu limit x 1'e giderken f x eksi f 1 bölü x eksi 1 d 2 olacak. Yani türevi var. x eşittir 1 d türevi var. Şimdi kısa ve garanti olmayan yola da bir bakalım. Bundaki yol çok pratik tabii ki. f üssü x eşittir x kare artı 1'in türevini alıyorum 2x. Eğer x küçük eşittir 1 ise diğer taraf 2 eğer x büyük 1 ise. Şimdi burada f üssü biz neyi arıyoruz? 1'i arıyoruz. Şimdi f üssü 1'e bakarsak eğer ne olacak? x eşittir 1 de burada koyabileceğimize göre diğer taraf zaten 2. Görüyorsunuz 2 eşittir 2 çıktı. O zaman f üssü 1'in türevi 2. Yani çok daha pratik bir şekilde yapmış olduk bunu değil mi? Yani aslında eğer bu yol garanti bir yol olsa her zaman o zaman hep bu yolu izlerdik. zaten niye böyle uğraşalım değil mi? Şimdi göreceksiniz bakın. bu soruda tamam çıktı ama gelecek soruya bir bakalım Az öncekine benziyor. 3x artı 1x küçük 1ken x kare artı x x büyük eşittir 1ken fx fonksiyonu x eşit 1'de türevlenebilir mi? Bir dışında her yerde polinom zaten o yüzden de türevlenebilir. Şimdi bakalım bizim kısa ve pek garanti olmayan yolumuza yani f üstü x direkt türev alalım. 3x artı 1'in türevi 3 eğer x küçük 1 ise ve 2x artı 1 olur direkt türevi alırsak eğer x büyük eşit 1 ise. Tamam o zaman buradan f üssü 1'i bulacaksak f üssü 1 de bizim için ne oluyor? Burası zaten 3. Burada da x yerine 1 koyarsak 2 çarpı 1 artı 1. Burası da 3. 3 eşittir 3. O zaman bizim buradaki demek ki f'si 1 eşittir 3. Buradan çıkan sonuç bu. Ama aslında bakın şimdi uzun ve garanti yol bize ne söylüyor? Hemen bakıyorum. Yani şu iki limite bakacağım. Limit x 1'e soldan giderken. Yani x küçük 1 iken neyi alacağım? 3x artı 1'i alacağım değil mi? Neydi çünkü bu? Bir daha yazayım hadi. fx eksi f1 bölü x eksi 1. Sonuçta bunu yazmak 3-5 saniye falan sürüyor değil mi? O zaman bu da limit x 1'e soldan giderken x küçük 1 fx yerine 3x artı 1 alacağım. Eksi bizim burada eşitliği koyabileceğimiz hangisi? x büyük eşittir 1. x kare artı x olan yani buraya yine koyarsam 1'in karesi artı 1 olacak. Böyle x eksi 1. Şimdi bu nedir? Bakalım. Bu da eşittir. 3x artı 1 eksi burası 2. Yani 3x eksi 1 çıkıyor aslında. Şimdi bakın. 1'i yerine koyduğumu düşünün. Yukarısı 2 aşağısı 0. Peki Bunları pratik şekilde nasıl yapabiliyorduk? Yani bizim şu uyduruk yol dediğimiz yol. İşte böyle hızlı sonuçlandırmak istediğimiz durumlarda çok pratik ol olabiliyor o tabii ki. Şimdi x küçük 1 diyor. O zaman x'i yaklaşık 0.9 alsam. Yukarısı yine pozitif tabii ki. Aşağısı ne olacak? Aşağısı negatif olacak. Yani bu aslında eksi sonsuz. Gördünüz mü bakın? 3 çıkmadı bile. Bakın şimdi sağdan baksam o zaman ne olacak? Bu sefer ne koyacağım? Aynı formül. fx yerine x kare artı x koyacağım. f1 zaten aynı 2 bölü x eksi 1. Şimdi şurası nedir? Bu x artı 2 x eksi 1'dir. O zaman şimdi burada ne yaparız? x eksi 1'leri götürürüz. Yerine koyduk. Bakın 3 tabii ki eşit değil. Yani x eşittir 1 de türev yok aslında. Ama biz bu garanti olmayan yolla yapsak türev var. O da eşittir 3 der. Geçerdik. Halbuki burada türev yok. Şimdi türevin burada olmamasını bir bir şeyle daha söyleyeceğim. O da sürekliliğine bakacağım fonksiyon. Bakın şimdi hemen şuradaki boşlukta bakalım. Sürekliliğe bakalım. Nerede? Tabii ki x eşittir 1 de. Ne yapıyorum? Hemen limitine bakıyorum. Limit x 1'e sağdan giderken x kare artı x polinom olduğu için hemen yerine koyuyorum zaten değil mi? 1'i koydum sonuç 2. Peki limit x 1'e soldan giderken o zaman 3x artı 1 yerine yine koydum 1'i bu sefer 4. Gördünüz mü eşit değil o zaman limit yok yani sürekli değil. x eşit 1 de sürekli değil. Peki neydi o teorem? Eğer x eşit 1 de sürekli değilse x eşit 1'de türevli de değil. x eşit 1'de süreksiz ise x eşittir 1'de türevsiz. İşte böyle de gördük biz x eşittir 1'de bu fonksiyonun türevinin olmadığını. Çünkü sürekliliği bile yok. Ama bizim garanti olmayan yolla bakarsak sonuç itibariyle türevliymiş gibi çıkıyor. Ama bu tabii bu garanti olmayan yolun çok pratik bize sağdığı şeyler de var. Daha sonra başka sorular yaparken bazen mecbur bile kalacağız biz bu kısa yolu kullanmaya. Evet bakalım şimdi aşağıdaki fonksiyonlar x eşittir sıfırda türevlenebilirler mi? Biri fx biri gx. Şimdi hemen bakalım. Önce bir pratik yolla bir bakalım. F üssü x 0 ve 1. Burada eğer x küçük eşittir 0 ise eğer x büyük 0 ise. Şimdi bunlar birbirlerine eşit çıkmadıkları anda hemen biz türev yoktur diyebilir miyiz acaba? Şimdi bir de bizim yolla bakalım. Uzun yolla. Yani ne yapacağım? x 0'a sağdan giderken fx eksi f0, 0'da baktığım için bölü x eksi 0. Ki o da nedir? x 0'a sağdan gidiyor. Yani x büyük 0. O zaman x'i alacağım. x eksi ama 0'a eşit olduğu yer x küçük eşit 0. Sadece 0 vermiş. Orası da x eksi 0. x eksi 0 sonuç 1. x'ler götürdü çünkü. Peki buna bakalım. Yani soldan yaklaşırken bu sefer ne yapıyorum? 0 alıyorum fx yerine değil mi? 0 eksi 0 bölü x eksi 0. Burası tabii ki 0. Bakın eşit değil. O zaman f üstü 0 gerçekten de yok. Peki diğeri, bakın aralarında çok az fark var. Birisi sıfıra x parçalar, diğeri sıfıra x kare. Acaba değişecek mi? Hemen ona da bakalım. g üstü x 0 ve 2x. Burada eğer x küçük eşittir sıfırsa eğer x büyük sıfırsa. Şimdi bakın burada x büyük sıfır diyor yani x yerine sıfır koyamayacağım aslında. Burada x yerine sıfır koyamayacaksam ben 2x eşittir sıfır diyebilir miyim gene? Bu bir muamma. Ama diyelim ki x eşittir sıfırı buraya koydum sıfır eşittir sıfır oluyor. O zaman da sanki türevi varmış gibi oluyor. Bakalım biz garanti yolumuzla yani şununla x0'a sağdan giderken gx eksi g0 bölü x eksi 0. O da ne olacak? Burası tabii ki x kare x büyük 0 olduğu için eksi 0 bölü x eksi 0. Burada bu sıfırlar yok zaten. x kare ile de x'i sadeleştirirsek sonuç x kalır ki x sıfıra giderken o da sıfırdır. Diğerine bakalım. Bunda bu sefer ne alacağım? Tabii ki gx yerine 0 alacağım. 0 eksi 0 bölü x eksi 0. Limitte bildiğimiz bir şey. Burada öncelikle bu işlemi yapıyoruz. Sonra limit alıyoruz ki bu işlemin sonucu zaten 0 olduğu için. Şurası otomatikman 0 bölü x'ten 0. Yani bu da 0. O zaman birbirlerine eşit. G üssü 0 eşittir 0. Yani var. Bakın iki tane benzer fonksiyon. Bir tanesinde türev var sıfırda diğerinde yok. Şimdi buraya tekrar bir baksak mesela g üstü x'e. Şimdi buradaki bu pratik yolla düşünsek x büyük sıfır olduğu için kesin büyük sıfır olduğu için x yerine sıfır koyamayacağız gibi hissedebiliriz burada. O zaman da bu sıfırla 2x birbirlerine eşit olmaz. Dolayısıyla türev yok diye de düşünebiliriz. Halbuki bakın türev var. Yani yine bunlara güvenilmeze bir başka kanıt burada. Ben bir de sürekliliğine bakmak istiyorum bu fonksiyonun. Tabii ki buradaki bu g fonksiyonu muhakkak sürekli olmalı. Çünkü sürekli olmasa burada g üssü 0 eşittir 0 olmaz. Yani var olmazdı türev. Ama belki f süreksiz olabilir. Bir bakalım. O zaman f için süreklilik ve g için süreklilik diyeyim. Buraya f ve g'yi de tekrar yazayım. Ekrandan çıktı. Hemen bakalım. X sıfıra sağdan giderken yani x büyük sıfırken x alacağız tabii ki. Sonuç sıfır. Ve soldan giderken o zaman da sıfır alacağız direkt olarak. Sonuç sıfır birbirlerine eşit. Yani limit x sıfıra giderken fx eşittir sıfır. Ama zaten f sıfır da sıfır değil mi? Çünkü bakın x küçük eşittir sıfır. Yerine koysak sıfır. O da eşittir sıfır. Eşit. Yani f bizim sürekli x eşittir 0'da. Peki g'ye bakalım. x 0'a sağdan giderken x kare, direkt polinom yerine koyduk 0. Soldan giderken yine 0. Sonucu 0. O zaman limit x 0'a giderken GX eşittir 0. G 0'a bakalım. G 0'da görüyorsunuz. x küçük eşittir 0. O da 0. Yani bunlar da eşit. Demek ki g de x eşittir 0'da sürekli. O zaman bu süreklilik bize bunların türevli olması ya da olmaması ile ilgili bir şey söyleyemedi. Evet bu seferki fx ve gx de bir tanesi x'in 1 bölü x, diğeri x kare sin 1 bölü x, diğer parçalar 0. Ne sormuş? 0'da sürekli mi, türevlenebilir mi? Şimdi önce sürekliliğe bakalım çünkü eğer bunlardan bir tanesi 0'da sürekli değilse zaten ne diyeceğiz hemen 0'da türevi de yok diyeceğiz limit x sıfıra giderken ne diyoruz? Burada direkt artık burada x eşittir değildir sıfır için dediğine göre her türlü limitte sadece x sin 1 bölü x'i kullanacağım demektir bu. Yani bu f ise eğer o da eşittir limit x sıfıra giderken sıfıra gittiğine göre hiçbir zaman sıfır olamayacak. Dolayısıyla bizim neyi alacağımız belli x sin 1 bölü x'i. Bunu da çok kez yaptık sandviç kuralından bu sıfır yani sandviçten diyelim. Peki f0'da 0 mı? f0 olması için bakın x eşittir 0 zaten onda 0 vermiş. O da eşittir 0. Yani x eşittir 0'da f sürekli. Bakalım g de sürekli mi? Limit x 0'a giderken g(x) yine tabii ki neyi alacağım? x kare sin 1/x bölü x alacağım. Ama bu da yine sandviçten sıfır. Sandviç kuralı. Ve hemen G0'a bakalım. G0'da görüyorsunuz x eşittir sıfırdayken sıfır aldığına göre o da eşittir sıfır. Yani x eşittir sıfırda g de sürekli. Her ikisi de sürekliymiş. Dolayısıyla sıfırda hemen türevleri yok deme şansımız yok. Bakalım biz ayrıca türevlerini. Şimdi şöyle gene araya çizgi çekelim. Türevlere bakalım. Ben yine buraya fonksiyonları yazayım. Çünkü ekrandan çıktı. Fonksiyonlarımız şöyle. O zaman ne yapıyoruz? Tabii ki limit x sıfıra giderken fx eksi f sıfır bölü x eksi sıfır. Yine burada sağdan soldan bakmaya gerek yok. Çünkü bakın işte sıfırdan büyük sıfırdan küçük gibi bir durum yok sıfıra eşit değil, sıfıra eşit durumu var. Sıfıra eşit değil durumunu alacağız. Buradaki fx yerinde tabii ki. Dolayısıyla da sadece x sıfıra giderken. Yani limit x sıfıra giderken, tabii ki x eşit değildir sıfır. fx yerine x'in 1 bölü x. Eksi f sıfırı zaten sıfır bölü x eksi sıfır. Şimdi buradan ne kalır? Şu sıfırlar zaten yok. Buradaki x'ler sadeleşirse sadece sinüs 1 bölü x kalır. Tabii ki bu limit yok. Bunu daha önceden limit konusunda yapmıştım. O yüzden uzun uzun bir daha açıklamayacağım. Sonuç itibariyle bu yoksa eğer o zaman f üssü 0 bizim için yok. Şimdi bakalım g'de de durum aynı mı? Yani limit x 0'a giderken gx eksi g 0 bölü x eksi 0. O da gx yerine x kare sin 1 bölü x eksi 0 bölü x eksi 0. Yine burada sonuçta neye eşit olacak bu? Buradaki bu sıfırlar yok. x kare x ile sadeleşti. Bu sadece x sin 1 bölü x kaldı. Ama biz bunu yine sandviçten biliyoruz ki bu sıfır. O zaman bu sıfırsa bu sefer limit var. Yani g üssü 0 eşittir 0. Bunlara hiç pratik yolla bakmıyorum bile. Çünkü x çarpı sin 1 bölü x'in türevi burada çok karmaşık. Aynı şekilde x kare sin 1 bölü x için. Yani pratik yol pek de pratik sayılmaz burada. Bunlar da alıştırmalarımız. 1, 2, 3. 4 ve 5. Kendinize iyi bakın bir sonraki videoda görüşürüz.